Bir oyun alacaksınız fakat ne alacağınıza karar veremediniz mi? Cep yakan oyunlar yerine ucuz fakat iyi vakit geçirebileceğiniz oyunlar bulmakta güçlük mü çekiyorsunuz? Steam cüzdanınızda bir miktar para var ve bunu değerlendirmekte zorluk mu çekiyorsunuz? İşte böyle diyorsan bu video tam sana göre. Steam güncel indirimlerinden özenle seçtiğim oyunları sizlerle birlikte güzelce inceleyeceğiz. İlk oyunumuz vaktinizi güzelce geçirmenizi sağlayacak olan House Flipper oyunu. House Flipper oyununda bir evi satmak veya kendiniz için ayarlamak adına satın alıp onarmaya başlıyorsunuz. Kirlenen evi temizleyebiliyor, duvarları süsleyebiliyor, aynı zamanda eş zamanlı görevleri de yerine getirebiliyorsunuz. Oyunun en dikkat çekici noktası ise tablolara bilgisayar aracılığı ile resim yükleyebiliyor olabilmemiz oluyor. Çıktığı günden beri en çok sevilen ev yapma simülasyonu oyunları arasında kendine yer buluyor. Dilerseniz oyun şu an Steam'de 22 lira 40 kuruş. İkinci oyunumuz ise Euro Truck Simulator 2. İlk çıktığı zamanlarda piyasayı kasıp kavuran Euro Truck Simulator oyununun geliştirilmiş ve iyileştirilmiş olan ikinci oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yapımcı firma hemen hemen her güncellemede oyunu bir üst seviyeye taşıyıp kullanıcılarına daha fazla içerik sunmaktan vazgeçmiyor. Oyunda tırınızı alıp uzun yolculuklara çıktığınız, her yolculuğunuzda paralar kazandığınız bir serüvene atılıyorsunuz. Birinci oyunla arasındaki en büyük farklardan biri haritanın gelişmesi üzerine navigasyon cihazı ile e-postaları kontrol edebiliyor, yaptığınız işin size kazandırdıklarına bakabiliyor, gelirlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Gözle görülür yeniliklerden diğeri ise dinamik ışıklandırmanın artmasıyla daha yenilikçi görüntüler elde eden Euro Truck Simulator 2'de garajınızdaki arabaları küçük ayrıntılarla geliştirebiliyorsunuz. Sen de şimdi bir tır alıp uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorsan hadi durma ve oyunu satın al. Oyun Steam üzerinde şu anda 9 lira 75 kuruş gibi cüzi bir fiyata satın alabilirsiniz. Üçüncü oyunumuz ise Prey. Prey çıktığı dönem yılın oyun adayı bile olmuş bir oyundu. Çeşitlilik olarak dev bir yetenek ağacı sunuyor. Oyunun yetenek ağacında öyle fazla çeşitlilik yapmışlar ki bazen hangi yeteneğe versem diye ikilemde kalıyorsunuz. Oyunda düşman ırkı olan Typhonlar türlerine göre ayrılıyor. Kısaca bahsetmek gerekirse mimikler kolay ölebilirken Nightmare'larla karşılaşmak bile istemeyeceksiniz. Oyun hikaye açısından zengin başlayıp zengin biten bir sona sahip olduğunu bildirmemde fayda var. Görsel olarak döneminde başarılı bir performans sergilemiş olan Prey, performans konusunda ise gayet stabil bir durumda. Ortalama her bilgisayarın kaldırabildiği bu oyun, RX 480 ekran kartlarında bile 1080 piksel 60 FPS gibi bir performans sergileyebiliyor. Oyun benim açımdan Bethesda'nın çıkardığı güzel oyunlardan bir tanesi. Umarım siz de seçeceğiniz zırhlarla hikayeye yön vermeyi istiyorsunuzdur. Steam fiyatı ise şu anda 23 TL. Dördüncü oyunumuz ise Sniper Ghost Warrior 2. 2013 yılında çıktığında grafikleriyle biz oyunculara göz kamaştıran dakikalar yaşatan Sniper Ghost Warrior adından da gördüğümüz üzere bir keskin nişancı oyunu. Oyun birinci şahıs kamerada hikayesiyle akışını gerçekleştiriyor. Hikaye modu çoklu oyuncu modu kadar eğlenceli olmasa da oynamaya değer bir şeyler sunduğunu söylememde fayda var. Oyun silahlarına verilen detaylar oyuna daha güzel bir akış katıyor, silah detayları silah çeşitliliğini bir denli arttırıyor. 2014 yılında oynadığımda gayet zevk aldığım bu keskin nişancı oyunu Steam'de şu anda sadece 2 lira 70 kuruş. Listemizin sonuna geldik. Peki senin bu listeden en beğendiğin oyun hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutma. Aynı zamanda kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsin. Sağlıcakla kal, hoşça kal.